Biz dünyanın en büyük imparatorluklarını kurmuş ve hakimiyetini eski dünyanın bilinen her köşesinde yürütmüş bir milletiz. Bu imparatorlukların sonuncusu varisi olduğumuz Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti, Söğüt'te kurulduğu 1299 yıllarında 40 atlıya sahip bir uç beyliği iken 1326'da Bursa'nın fethi sırasında Orhan Bey 38 bin süvariye kumanda ediyordu. Bu asker artışı nereden geliyordu? Fethedilen topraklardan toplanamazdı. Zira bu yerin ahalisi Türk değildi. 400 kadirlik bir aşiret 27 senede bu kadar çoğalamazdı. Selçuk Sultanlığı asker yardımı yapacak halde değildi. O halde artış nereden geliyordu? Öyle anlaşılıyor ki Bizans ucundaki bu beylik bütün Türk aleminin ülküsünü temsil ediyor. Türklük aleminin Fetret devrinde bile asla vazgeçmediği İstanbul fethinin ve dünya hakimiyetinin mümessili sayılıyordu. Milli şuur ve ülkü Horasan'dan İzmir'e kadar her yerdeki Türk'ü Ertuğrul sancağına çekiyor, şeyhler, müftüler, müderrisler, eli kılıç kabzasına yakışan her yiğidi, gönlü fazilet aşkıyla dolu her mümini, kafası salim düşünceye acıkmış her talebeyi Söğüt Beyliğine sevk ediyordu. Küçük beylik az zamanda Türk aleminin otağı haline geldi. Sultan medrese sipahi muvazenesiyle ne anarşi ne de despotluğa fırsat vermeyen bir devlet kuruldu. Başta hanedan olmak üzere bütün insanların devlete can borcu vardı ve bu borcu bütün tebaa hükümdarlar dahil tereddütsüz ödediler. Küçük devletin fazileti büyük, müsamahası büyük, ideali büyüktü. Bu manevi azamet devletin topraklarını çok kısa zamanda kendi seviyesine getirdi. Bu devir 1699'a kadar sürdü. Bu 400 senenin macerası şöyle özetlenebilir. Her yaz 3 ay sefere çıkılır, 3 gün 3 saat kılıç çekilir, bir ülke bir vilayet olarak devlete katılırdı. Her yüz batıya, kuzeye doğru bir koşu asırlarca devam etti. Bu koşu talan, istismar koşusu değil, müsamaha, adalet ve huzur tesisi içindi. Bu devrede Osmanlı hünkârı Hakan-ı Berri ve Bahrin, Sultan-ı İklimi Rum, Halife-i Ruhi Zemin sıfatları ile yeryüzünde kendine muadil otorite tanımadı. Karlofça bu uzun koşuda tökezlenen bir nokta oldu. 1699'dan sonraki bütün çabalar, bütün düşünceler, o noktayı geçmek, o engeli aşmak için aranan çareler, ileri sürülen fikirlerin kavgasıdır. Ne tedbirler düşünülmedi. Sünnet adına kadızade ile ortaya çıktı. Çakşır haram, kavuk haram, kaftan haram, bunlardan soyunursak her iş yoluna girer dediler. Avrupacılar türedi. Pantolon giyer, pelerin taşır, fes vurursak mesele çözülür dediler. Ne kadızadeler İslam'ı anlamıştı, ne de Avrupacılar Batı'yı. 25 milyon kilometre karelik vatanı birleşik tutmak için taklitten başka tedbir düşünen olmadı. İsyanlar, ihtilaller, sokak kavgaları oldu. Birbirimizi kırdık, sultanları kestik. Nihayet kendi ordumuzu top ateşine tuttuk. Mısır gitti, Cezayir gitti. Bu yitirme devri 150 yılda bizi Sakarya sahiline getirdi. Bugün hainlerin kandırdığı gençlerin bir kısmı hangi sebeplerle sosyalizm istiyorsa dün onlar kadar samimi kimseler liberalizm istemişlerdi. Bugün demokrasinin yeter olduğunu sananlar gibi dün Tanzimat'ı yeter sayanlar vardı. Velhasıl 300 senedir kandaki mikrobun deride açtığı yarayı tedaviyle uğraşıyoruz. Biz bir cihan devletinin kalıntısı üstünde cihan hakimlerinin evladan olarak utanıyoruz. Rüyama girdi bir gece bir fatihane zan diyen şair kendini söylediği kadar bizi de söylemiştir. Ne geri kalmış milletlerin birisi ne de kurtuluş savaşı yapan kavimlerin birincisiyiz. İstiklalini son 50 yıl içinde bizden almış 19 ülkenin efendisiydik. Aziz-i vaktiydik, o da zelil kıldı bizi. Bu zilletin sebebini çıplak gözlerle aramalı ve açık yürekle ortaya koymalıyız. 150 yıldır her türlü uygulanan şekil kavgalarının terk zamanı gelmiştir. Milli şuur, milliyetçi hareketi doğurmuştur. Bu hareket Şeyh Edebali gibi gönül pirleri, Çandarlı Hoca Paşa gibi ilim ülkücülerini beklemektedir. Bu bekleyiş demiri eritene kadar sürecektir. Ergenekon'dan demiri eritince çıkmıştır. Binlerce yıl önceki efsaneler tutulacak yolu göstermiştir. Demiri eritinceye kadar sabır. Şekil kavgalarıyla, go home çığlıklarıyla, grevlerle öldürülecek vaktimiz yoktur. Sokaktan mektebe, kahveden fabrikaya koşmalıyız. Sanayimizi kurmalı, büyük milletin imkanlarını, büyük geleceği kurmak için seferber etmeliyiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.